Merhaba, bugün 24 Ocak 2012 Salı. Forex Park'ın hazırladığı günlük piyasa analizine başlıyoruz. Geçtiğimiz gün Eurogroup toplantısı nedeniyle beklentiler mevcuttu. Euro'da da bu nedenle hareketlenmeler yaşandı. Toplantıda ise konu özellikle Yunanistan'daki bu çok da şaşırılacak bir durum değil. Yunanistan'a bakarsak değişik sesler çıkmaya devam ediyor. Biliyorsunuz son zamanlarda özel sektör kreditörleriyle görüşmelerde bulunulmuştu. Fakat buradan da şu an için net bir sonuç çıkmadı. Asıl merak edilen konu ise piyasada haircut yani saç tırası şeklinde ifade edilen borçların bir kısmının silinmesi durumu. Burada iki önemli konu söz konusu. Yunanistan borcunun bir kısmının silinmesi alacaklar tarafından kabul edilecek mi? Edilirse oran ne olacak? Borç miktarının bir kısmının silinmesini hangi alacaklı kabul eder ki şeklinde bir soru sormayın. Çünkü Yunanistan'ın iflas etmesi durumunda hiçbir alacak tahsil edilemez. Bu nedenle en azından birazını kurtarabiliriz şeklinde bir yaklaşım söz konusu olabilir. Peki olursa oran kaç olacak? %50, %75, %80? Bu konu bilinmiyor ama %50'nin daha da altında bir oran konuşulmuyor bile. S&P ise Fransa'daki bazı bankaların kredi notlarını düşürürken Fransa, Ermeni iddialarını reddedenlerin suçlu sayılmasına ilişkin yasa teklifini dün akşam saatlerinde kabul etti. Artık Sarkozy'nin oylaması bekleniyor. Türkiye bu konuda ciddi bir girişimde bulunmaz ise Sarkozy'nin de bunu imzalarken tereddüt etmeyeceği tahmin ediliyor. Asya piyasalara baktığımızda ise Çin'in ejderha yılına hoş geldin kutlamaları devam ederken Japonya Merkez Bankası da faiz toplantısı sonlandırdı ve faizleri sabit tuttuğunu açıkladı. Yarın başlayacak olan Davos zirvesi için çalışmalar da hala devam ediyor. Bu Davos zirvesinin açılışında Merkel bir konuşma ile yapacak. Ayrıca piyasalar Fed yavaş yavaş Fed'in yarın yapacağı açıklamayı bekliyor. Ve Fed toplantısı 2 gün sürecek ve bugün başlıyor. Yurt içine baktığımızda ise Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak. Geçtiğimiz toplantıdaki açıklamalara baktığımızda da bu ay herhangi bir faiz artışı beklemediğimizi de belirtelim. Şimdi günün diğer gelişmeleri için ekonomik tahmin bölümüne bakacağız. Arkasından da teknik analiz bölümünde tekrar birlikteyiz. Evet, teknik analiz bölümüne geçiyoruz. Öncelikle Euro dolar paritesindeyiz. Görmüş olduğumuz gibi 1.2979 ile 1.2960 arasındaki bölge bugün için çok önemli bir destek. Trendin kısa ve orta vadede yukarı olduğunu düşünürsek bu destek noktalarının kırılmadığı sürece yukarı hareketin devamının gelme ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Özellikle şuradaki bakın görmüş olduğumuz 1.3045 seviyesindeki direnç noktasının üzerinde bir kapanış, saatlik bir kapanış bile bunun için yeterli olabilir. Buradaki 1.3089 hatta 1.3088 seviyesine doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Buranın da kırılması zaten günlük son hedefimiz olan 1.3155 seviyesine kadar pariteyi taşıyacaktır diye düşünüyoruz. Bahsettiğimiz aralık kırılırsa ne olacak? Muhtemelen şuradaki 1.2913 ardından 1.2870 ve 1.2802'ye kadar da geri çekilmeler yaşanabilir. Şurada görmüş olduğumuz 1.2815'lere bir Fibonacci düzeltme seviyemiz var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. 4 saatlik grafiklerde zaten şuradaki bölgenin önemli olduğunu bize söylüyor. İkinci önemli desteğimiz ise zaten şuradaki 1.2868 seviyesi. Dün de en düşük seviye olarak burayı test etmiştik. Cuma günü kapanışta da kapanışa yakında bu seviyeler bu seviyelere doğru yaklaşmıştık. O yüzden 1.2868'in kırılması 1.2802'ye kadar pariteyi taşır. Çok ciddi bir haber olmadığı sürece de bu seviyenin kırılmasını bugün için öngörmüyoruz.
Sterlin dolara baktığımızda da aynı senaryo burada da geçerli. Fakat 4 saatlik grafiklerde şurada görmüş olduğumuz bakın tezat nedeniyle gerileme yaşandı. Biz bunu da zaten hafta başında söylemiştik bakın. Stokastik göstergesi şu seviyeden aşağı doğru gelirken yine bakın şu tepe noktasının bulunduğu bar buraya denk geliyor. Buradan da yukarı bir hareket söz konusu. Bu da aşağı hareketi destekleyen bir göstergeydi aslında. Aynı şey burada da gerçekleşmişti. Bakın yatay bir hareket varken burada tepeler çıkmış, yeper oluşmuştu ve bundan sonra düşüş çok sınırlı şekilde 50 pip 50-60 pip civarında bir gerileme yaşanmıştı sadece. Bu seferki gerileme biraz daha ciddi gibi gözüküyor. Şu andaki hedefimiz 1.55.25 ardından 1.55.06 test edilebilir diye düşünüyoruz. Fakat orta vadede hala yön yukarı olmaya devam ediyor. Muhtemelen stokastik göstergesi de 20'lere doğru yaklaştıktan sonra toparlanıp tekrar yukarı hareketine devam edebilir. Dediğimiz gibi 1.55.92, 1.56.12 ve 1.56.45 seviyeleri de bugünkü hedeflerimiz. Trend hala yukarı olmaya devam ediyor. Dolar franga baktığımızda da yaklaşık 5-6 gündür şuradaki görmüş olduğumuz düşüş devam ediyor. Hareketli ortalamanın altında kalmaya devam ediyoruz. Dün burayı birazcık zorlamasına rağmen yine de bunun üzerine kalamadı. Bugün içinde konuşursak şuradaki bölge önemli. Kısa vade için bakın şuradaki 92-96 ile 93-16 arasındaki 20 pip'lik bölge önemli. Bu bölge geçilmediği takdirde aşağı hareket öncelikle şuradaki 92-22 ardından da 91-71'e kadar da hareketin devamını getirebilir. Peki şuradaki aralık kısa vade için dedik. Orta vade için de şuradaki bölgenin önemli olduğunu söyleyebiliriz. 93-76. Bu seviyenin kırılması da muhtemelen pariteyi 94-25'e kadar da gün içerisinde taşıyabilir. Ama bunun için gerçekten de trendi bozacak bir habere ihtiyacımız olacaktır. Bunun dışında kısa vadede ve görmüş olduğunuz gibi orta vadede trend aşağı almaya devam ediyor. Buradaki 94-27'nin kırılması da orta vadeli aşağı hareketin sonlanması anlamına geleceği için önemli bir seviye. Dolar Japonya'na baktığımızda ise görmüş olduğumuz gibi buradaki tepe noktasını, şuradaki tepe noktasını kırmış durumdayız 77-31 seviyesindeki. Bundan sonraki hareket miktarı bakın 4 saatlik grafiklere baktığımızda daha net olarak gözükecek. Şurada görmüş olduğumuz 77-80 seviyelerine denk geliyor. 77-80-78-00 arasında denk geliyor. Buralara kadar bir harekette gözlenebilir ama net olarak bir seviye şu anda söyleyemeyiz. Günlük hedefleri çünkü bugün için açtık. Gördüğünüz gibi 77-18'de bir hedefimiz vardı. O yüzden yukarı trend içerisinde olduğunu ve 76-85 seviyesinin altına geçmediği sürece de yukarı hareketin devam edeceğini söyleyebiliriz. Dolar TL'ye bakarsak istikrarlı şekilde düşmeye devam ediyor. Beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşiyor tüm hareketler. Görüyorsunuz burada aşağı hareketin devamı gelmişti. Bugün için 1.80-90 seviyesiyle 1.80-05 seviyesinin önemli olduğunu söyleyelim. Fakat stokastik göstergesindeki aşırı yorgunluk nedeniyle yukarı tepkiler gözlenebilir gün içerisinde kısa vadede. Yani bu da 83-10 ve şuradaki 83-65'e kadar hareketin devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyelim. Fakat Merkez Bankası bir sürpriz yapmazsa günün son direncinin de 1.84-50 olduğunu ve bu seviyenin üzerinde bir kapanış beklemediğimizi de açıklamış olalım. Aşağı trend devamı orta vadede hala sürüyor. Merkez Bankası da bugün saat 14'te yapacağı faiz kararında herhangi bir sürpriz yapmazsa ya da ondan sonra gelecek açıklamalarda aşağı harekette devam edecektir diye düşünüyoruz. Hafif bir toparlanmadan sonra. Altına baktığımızda ise gördüğümüz gibi yukarı hareketin devamı geliyor. İstikrarlı bir şekilde harekette ortalamayı da çok güzel bir şekilde destek almış durumda. Yalnız stokastik göstergesindeki zıttığı yine göstermiştik sizlere de. Görmüş olduğunuz gibi trend buradan yukarı doğru giderken fiyatlar stokastik göstergesi başını aşağı çevirmişti. O yüzden gün içerisinde küçük gerilemeler gözlenebilir. 1.666-1.661 ya da en kuvvetli desteği olan 1.654.15'e kadar. Fakat buranın buralara doğru artık alıcıların çoğalabileceğini de bekliyoruz. Buradan sonra tekrar yukarı doğru hareketler gözlenebilir. Yukarıda ise
1680.30, 1684.32 ve 1692.32 seviyesi günlük dirençlerimiz. Trend yukarı olmaya devam ediyor ama yine bugün içerisinde hafif gevşemelerden sonra bu yukarı trendin devamının gelme ihtimali daha kuvvetli diye düşünüyoruz. Evet, analizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.